Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'ın olmazsa olmaz çorbası, ayran çorbası tarifiyle geldim. Yapması oldukça pratik, birkaç püf noktasına dikkat ederseniz oldukça lezzetli çorba yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı aşırılık buğdayı tenceremin dibine alıyorum ve üzerine bolca su ekleyerek birkaç kere suyunu değiştirerek buğdayları yıkıyorum. Elimle ovuştura ovuştura tamamen tertemiz olana kadar yıkamak önemli. Sonra üzerine temiz su ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıp pişiriyorum. 3-4 saat iyice buğdayların şişmesini bekliyorum. Ben bu işlemi düdüklüde yaptım. 10-15 dakika düdüklüde pişirdim. Yine 2 saat hiç dokunmadım ve buğdaylarım gördüğünüz gibi bu şekilde açılmışlardı. Çorba yapımına hazır hale gelmişler. İçinde bir miktar da suyu kalmış. Şimdi yoğurtlu karışımını hazırlayalım. 800 gram ya da 1 kilogram arası yoğurt var elimde. Bir miktarını süzme yoğurt olarak kullanırsanız çok çok daha güzel sonuç elde edersiniz. 3 yemek kaşığı unu yoğurdun içine alıyorum. Ve blenderdan bu şekilde tamamen pürüzsüz olana dek geçiriyorum. Bu aşamada su ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi buğdaylı karışımıma ben köfte ilave ediyorum. Köftelerle birlikte şöyle bir taşım kaynatacağım. Köftemin içinde sadece galeta unu, birazcık tuz ve karabiber var. Bu şekilde yoğurup minik minik hazırlayıp ben buzluğa koyuyorum. Çorba yapımında oldukça pratik oluyor benim için. Bir tane soğanı yemeklik doğradım. Üzerine iki yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu karışıma bir miktar da zeytinyağı ekledim ben. Gayet güzel oluyor. Zeytinyağının vermiş olduğu renk oldukça güzel oluyor. Şimdi kaynamakta olan çorbamdan şöyle kaşık kaşık alıp yoğurtlu karışıma ekliyorum, ılıştırıyorum. Çünkü yoğurt soğuk olduğundan kaynayan karışıma ekleyince, ilave edince çorbamın kesilmesini istemiyorum. Bu şekilde bir yandan böyle ince ince döküp bir yandan karıştırıyorum. Oldukça bereketli bir çorba oluyor. Dilerseniz tam yarısını yapabilirsiniz ölçülerin. Şimdi karıştıra karıştıra çorbamızı pişiriyoruz. Çorba pişerken bazen kesilebiliyor. Bunun için de size çok özel bir püf noktası vereyim. Kesilen çorbanızı komple süzgeç yardımıyla süzüp kalan sıvı malzemeyi tekrar blenderdan çekerseniz hiç kesilmemiş kadar lezzetli ve güzel görüntülü bir çorbanız olur. Soğan karışımını ekliyorum. Soğanları pişirirken çok fazla renginin dönmesine fırsat vermeyin. Altını kısın ve terleme yöntemiyle pişirirseniz çorbanızın rengi kararmamış olur. Burada da aşotum var. Maydanoza benzer yapısıyla biliniyor. Diğer bir adı da kişniş. Bu çorbanın vazgeçilmez aroması bu kişniştir, yani aşotudur. Aşotu yoksa biz bu çorbayı yapmayız o derece. Asla nane ile falan aynı lezzeti alamayız. Bu şekilde köfteli ayran çorbamız hazır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoma ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.